4 tane orta irice boy patates var. Aşağı yukarı 750 gram civarında çeker bunların toplamı. Eğer patatesleriniz küçükse bir tane daha ekleyebilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Bunları haşlıyorum. Bunlar da kıymalı patates çanağının çanağı olacaklar. Patatesleri haşlamadan önce bıçağımla ortadan ikiye doğru bir çizik attım. Bu patateslerin çok güzel haşlanmasını sağladığı gibi soyma konusunda da acayip bir kolaylık sağlıyor. Çünkü bu ortadaki çizikten şöyle bir mutfak havlusu, bir torşonun üzerine koyuyorsunuz patatesi ve aşağıya doğru hop çekiyorsunuz. Zıt diye sıkıyorsunuz. Fransızlar yapıyor olsaydı bir bu kadar tereyağı koyarlardı. Ama biz bunu kendimiz burada başka türlü bir model yapmak istediğimiz için şöyle bir dolu tepeleme yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum içerisine. 2 yemek kaşığı kadar şöyle süt ekleyeceğim. Şöyle bir yarım muskat güzelce rendeleyeceğim üzerine. Birazcık beyaz biber, tuz. Şimdi bunu şöyle güzelce bir karıştıracağım. Hem azıcık soğumasını sağlayacağım hem de içeride var olan bütün lezzetlerin birbirine güzelce geçmesini sağlayacağım. Bu şekilde bir spatulayla ya da kaşıkla yaparsanız tam böyle hükmedebileceğiniz kadar kalınlaşır, hafiften sertleşir ve lezzeti de çok güzel olur. Bu bağlamda birazcık kaşar peynir iyi gider bunun içerisine. Şöyle bir dolu tutam aldım koydum ve mevcut ısıyla her şeyi güzelce karıştırıyorum ve yek, tek bir gövde haline getiriyorum. Gayet güzel bir kıvamda. Şimdi bunu birazcık bekleteyim burada, birazcık dinlendireyim azıcık. Ocağın üstüne bir tava koydum, genişçe bir tava. Altını yaktım ve tavayı burada ısıtmaya başladım. Isınan tavamın, biraz daha açayım altını, içerisine şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyarak işe başlıyorum. İlk batımda ince ince doğradığım 2 tane soğanı içerisine atıyorum ve hafiften bunları burada ısıtmaya başlıyorum. Soğan, zeytinyağı içeride. Peki ben daha başka ne koyacağım? İçerisine bir kırmızı, bir de yeşil biber ilavem var. Kırmızı, bu kapya biberler birazcık tatlıdır lezzet olarak. O yüzden şeker hastalarına falan diyetlerde ve benzeri şeylerde asla vermezler. Çünkü böyle hafif bir tatlılığı vardır ama bizim kıymalı harcımıza lezzet katacağı için biz bunu içerisine ekleyebiliriz. Ortadan ikiye, sonra bir daha ortadan ikiye kesip bunu aynen soğan gibi küçük küçük doğruyorum. Hem bunu hem de buradaki yeşil biberi. Bunlar da şimdi hemen tencerenin içine giriyor. Soğanla beraber. İçerisine birazcık tuz, birazcık da karabiber ekleyeyim. Ve hepsini şöyle güzelce bir tur soteleyeyim ve yavaştan kendilerini iyice bırakmasını sağlayayım. Şöyle bir genişçe bir fırın tepsim var, fırın kabım var. Buradaki patatesten bir, ne diyeyim size, mandalina, bir limon boyutunda bir parça alıyorum. Elimle yuvarlıyorum bunu. Ve şu şekilde yan yana gelecek vaziyette fırın kabına dizmeye başlıyorum. Gayet güzel kendilerini saldılar. Kıymasını ekleme zamanı gelmiştir. Yarım kilo kadar orta yağlı bir kıymaya ihtiyacım var. Eğer çok diyorsanız, yani birazcık kıymayı azaltmak istiyorum diyorsanız 300 gram, hadi ben de sizin için öyle yapayım. 300 gram kadar kıyma koyayım aşağı yukarı. Hem bir tasarruf yapmış olalım hem de bu iç harç için bu yeterli olacaktır. 300 gram kadar da kıymayı koyduktan sonra güzelce bir tur karıştıralım her şeyi. Kıymayı kontrollü bir ısıda yavaş yavaş hafifçe ezerek birazcık suyunu salmasını sağlıyorsunuz. Bu alanda şunu söylemek isterim. Bu tip yemeklerin lezzeti yerinde olsun istiyorsanız baharatlamayı bir seferde değil her aşamada ufak ufak yapmanızda fayda var.
küçük bir parça tuz ve karabiber. Kıymanın rengi dönmeye başladığı an itibariyle ısıyla beraber artık domatesini de ekleyebilirim. 2-3 tane domatese ihtiyacım var. Gayet yeterli olacaktır. Burada fazlası var. O yüzden ihtiyacı olduğu kadarını koyacağım. Şöyle. 5'te aşağı yukarı şu benim için yeterlidir. 2 tane domates gayet bunu canlandıracak. Onu da ekledim. Hafif domatesiyle beraber azıcık bir suyunu salacak. 1 bardak kadar su koyuyorum. Göz kararı. 1 yemek kaşığı salça. Güzelce açıyorum. Sonra burada hafiften bir salçayı hafif bir canlandıracağım. Birazcık ısıtacağım. Orada bu hem suyunu salıyor hem hafiften bir toparlıyor. Mükemmel kıvamda. Tekrar patateslere dönebilirim. Şimdi patatesleri böyle koyduk ama ne yapacağız? Bu şekilde mi? Hayır. Bunların üstüne isterseniz bir kaşıkla, isterseniz küçük bir bardağın tabanıyla şöyle hafifçe bastırın. Şöyle. Bir çukurluk açın. Bak, parmağınızla da bunu yapabilirsiniz ama bardakla bunun şeklini verin. Ondan sonra da şu şekilde ortasını genişletin. İşlem tamam. Salçamız ne durumda? Altı yanıyor. Hafiften tıkırdar vaziyette. Birazcık tıkırdadıktan sonra tamam. Alıyorum kıymalı harcı ve dikkatli vaziyette bu patates çanaklarının içini güzelce dolduruyorum. Bu şekilde her şeyi güzelce pay ettim. Şimdi buradaki domatesli, salçalı olan sosumuz güzelce tıkırdadı. Sosu ekledikten hemen sonra da üstlerine küçük birer parça kaşar ve direkt olarak fırına gidiyor. Üstündeki kaşar peynirleri eriyene, güzel bir renk alana kadar fırında kalsa benim için yeter. O da takriben 10-15 dakika filan eder.